Derviş Paşa, gece pek uyku tutmadı galiba. Devlet halinin başında bunca bela varken uykular haram paşam. Allah'ın izniyle her türlü belayı def edeceğiz. Paşalarım. Murat Paşam. Hünkârımız evvela sizinle hususi görüşmek isterler. Hünkârımız Murat Paşa'yı niçin çağırdılar has odabaşı? Sen bilirsin. Benim bir malumatım yok Nakkaş Paşa'm. Mührü verecekler belli ki. Hayırlısı olsun. Hünkârımız ne ilerse güzel eyler. Azadem. Paşalarım. Geçmiş olsun. Nasıl oldu bu? Gel. Hünkârım. Ağalar. Otur Murat Paşa. Malumun üzere epeydir sadaret makamı boştu. Nihayet bu hususta bir karar verdim. Hanedanımız ve devleti haliye için hayırlısı olsun hünkârım. Amin. Gece vakti bir avuç it kopuğun arasında kaldım. Hadlerini bildirdim çok şükür. Anladığım kadarıyla mahsus salınmışlar üstüme. Allah Allah, kim ki onlar? Ne cüretle bir hanzadeye saldırırlar. Geçmiş olsun Ahmet Giray. Aman diyeyim, dikkatli ol. Sen bize lazımsın. Bir dahaki sefere, Derviş Paşa. Bir dahaki sefere daha dikkatli olurum. Selametle. Hünkârımız bana sadaret mührünü verdiler. Sana teslim etmem için. Hayırlısı olsun derviş. Devlet-i Aliye'nin yeni vezir-i azamı bugünden itibaren sensin. Merhum Sultan Süleyman devrinden beri hanedanımıza nice hizmetlerin oldu. İnşallah bir gün vezir-i azamım olarak da hizmet edeceksin. Lakin şimdi değil. Sen benim en kudretli serdarımsın. Sana cenk meydanlarında ihtiyacım var. Haddim olmayarak hünkârım. Eğer mührü inayet ederseniz
daha kudretli bir şekilde geçerim Anadolu'ya. Bütün paşaların, beylerin üzerinde olurum. Herkes itaatle bağlanır bana. Serdar Ekrem'im olarak gideceksin. Yine herkesin üzerinde olacaksın. Lakin mühür burada kalacak. Derviş Paşa'da. Zira payitahta saraya senden daha hakim. Sen yıllardır cephedesin. Şimdi git ve benim adıma mührü Derviş Paşa'ya teslim et. Teslim et ki sana ne kadar değer verdiğimi bilsin. İnşallah bu mührü layıkıyla taşır ve hünkârımızın sana olan itimadını boşa çıkarmaz. Şüpheniz olmasın. Canım hünkârımızın uğruna feda olsun. Mührü kimin elinden aldığını unutma. Ve bir de tependeki adaletin kılıcını. Doğruluk dairesinden ayrılırsan o kılıç ilk senin boynunu vurur, bilesin.